Oyunun başlamasına artık çok çok az bir süre kaldı ve oyuna başlarkenki en önemli şeylerden biri de başlangıç kadroları. Ben sizler için güzel başlangıç kadroları derledim. Bugün onlara bir bakacağız. Hangi oyuncuları kullanmalıyız? Meta oyuncular neler? Zaten kadrolarda kullandığımız oyuncuları az çok anlayacaksınız. Güzel kadrolar yapmaya çalıştık. Haydi kadrolara geçelim. Evet, ilk önce tek liglerden başlayalım. Lig 1. Lig 1'de güzel kartlar var. Özellikle yani şimdi bunlar daha ucuz kadrolar tabii. Bir nevi biraz daha ucuz kadrolar. Daha pahalı olanlarını da yapabiliriz ama başlangıç kadroları olduğu için zaten hani başlangıçta maksimum verim alabileceğiniz ucuz ama güçlü hani beast, cheap beast denilen kartlardan, oyunculardan oluşan bir kadro. Mesela burada Zakarya oldukça iyi bir kart. Zakarya bu sene bence başlangıçta çok önemli işler yapacak. Yani gördüğünüz üzere zaten genelde hızlı oyuncular kullanmaya çalıştık. Defansta olsun, beklerde olsun, kanatlarda olsun hep hızlı oyuncular kullanmaya çalıştık. Fransa'da forvetlerde maalesef böyle 85-86 üstü çok iyi adamlar yok. Yani Mbappe var tabii de hani başlangıçta kullanabileceğimiz çok fazla biri yok. O yüzden forvet ikilisini böyle yaptık. Tabii oyunda yani nasıl olacak bilmiyoruz. Hıza yönelik ki olur büyük ihtimal. Ama bakalım 82-83 pace'ler büyük bir ihtimal kurtarabilir. Bu Zakarya CDM şu anda CM olmuyor ama büyük bir ihtimal oyun içinde olacaktır. Zaten tek lig olduğu için bir herkes full kimya. Yani takım güzel, güzel stoperler var, bekleri güzel, kanatları güzel. Lig 1 yani tek lig yaptığınız zaman zaten çok çok etkili olmuyor ama yine de tek lig için yani lig 1 için güzel bir takım. İtalya kadrosuna bakalım. İtalya kadrosunda yani oyun başında İtalya gerçekten çok kullanılıyor. Benim de genelde hibritlediğim zaten başlangıç kadrosu İtalya ile İspanya oluyor. İtalya'da çok güzel kartlar var. Bu kadronun da ben maksimum 100K olacağını düşünüyorum. Yani 100K oyun başında aslında güzel bir para. Ama ulaşılması çok zor da değil. Cuadrado Deulofeu mesela buranın forvet hattı Lig 1'den çok çok daha üst düzey. Özellikle Muriel her sene zaten FIFA'da çok dehşet bir kart oluyor. Dribbling'i iyi, bitiriciliği iyi, hızı var. Deulofeu da aynı şekilde yine driblingi ve hızı olan bir forvet. İtalya Ligi'nin de aynı şekilde kanatları güzel, defansı güzel. Defansa daha iyi isimler var mesela Bremer falan var ama onlar daha pahalı olur diye koymadım. Yani bu başlangıçta herkesin ulaşabileceği kartlardan oluşan kadrolar. İtalya için de böyle bir takım kurdum. Yani dediğim gibi ben daha çok hibrite gideceğim ama tek lig kullanmak isteyenler Serie A için bunu yapabilirler. Gerçekten her mevkiye en iyi oyuncuyu koymaya çalıştım. Yani ucuz olan her iyi oyuncuyu seçmeye çalıştım. Bu kadroları gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İngiltere Ligi'ndeyiz. Yani biliyorsunuz artık zaten Ultimate Team'de kadınlar da var. Onları da kullanmak gerekiyor. Yani sonuçta şu kartın, bence şu karttan hiçbir eksiği yok. Çeşitlilik açısından gayet güzel oldu. Premier Lig tabii yine meta liglerden biri olacak. Çok oyuncuya sahip, çok iyi oyuncuları var. Nunez ve Gueye'yi koydum. Joelinton, Matheus Nunez gerçekten güzel bir ikili. Joelinton'un defansif anlamda çok iyi olacağını düşünüyorum oyun başında. Güzel CDM olur. Matheus Nunez de aynı şekilde box to box iyi oynar. Sterling, Bailey. Buraya mesela Paris diye bir kartımız da var. Kadın oyuncumuz da var. Bunu zaten sonraki kadrolarda da linkledik. Burada kullanmak istemedim. Diğer kadrolarda var. Hani alternatiflerini biraz değerlendirmek istedim. Bailey yine oyun başlarında her zaman çok iş yapıyor. Ben şeyi beğendim yani. Mesela bu kadroda maksimum ne bileyim ya 100K'dır diye düşünüyorum. Öyle aman aman iyi bir oyuncu yok. Vardiol belki biraz yani Vardiol ile Nunez belki biraz pahalı olur. Onun dışında burada pahalı olabilecek bir kart olduğunu düşünmüyorum. Bu da başlangıç için yani VL'ye falan katılmak için bu takımlar oldukça yeterlidir diye düşünüyorum. Bundesliga'ya geçelim. Bundesliga'da da gerçekten çok güzel kartlar var. Özellikle Openda ve Adeyemi çok kullanılacak. Yani bunları çok göreceğiz. Malen bak şu üçlü Adeyemi, Openda, Malen bunları göreceğiz. Simons'ı da göreceğiz. Çok güzel bir kart bu da. Zaten FIFA 23'te de son zamanlarında güzel kartları gelmişti. Defans iyi. Burada bekler de sağlam. Almanya liginde bekleri de iyi. Bilmiyorum ama sanki diğer senelere göre tek lig olarak baktığımız zaman tek ligden bir kadro çıkarabilmek sanki bu sene daha kolay. Yani her bölgede iyi alternatif var. Önceden zaten böyle sıkıntı çektiğimiz için yarısını oradan yarısını oradan yapıyorduk. Ama bence bu sene tek lig gidilebilir. Güzel kartlar var. Upamecano, Lacroix X mesela başlangıç için bence üst düzey stoperler. Yani 76 olduğuna bakmayın. Bunlar cheap beast denen adamlar yani. Direkt çevirdiğiniz zaman ucuz hayvan gibi bir şey oluyor. Ama tabii ki çevirisi öyle değil. Ucuza alabileceğiniz yani fiyat performansı maksimum olan oyuncular. Az fiyat, yüksek performans.
Lacroix ve Upamecano tam öyle kartlar. Aynı şekilde Werner de, yani Werner bir ara çok can yakıyordu. Güzel. Almanya Ligi'ni de beğendim. Gelelim İspanya'ya. Yani burada benim en çok sevindiğim, ya bu Inaki sağ kanat gösteriyor ama Inaki bu zamana kadar hep forvet oldu. Bence bu senede forvet olur. Olmazsa oraya hemen bir alternatifimiz Felix var. Ama zaten oraya Inaki forvet olmazsa Felix'i buraya çekerim, Inaki'yi buraya atarım. Bu benim bu arada tercih ettiğim kadro değil. Sadece İspanya Ligi olursa, tek İspanya Ligi yaparsam bunu kullanırım. İspanya Ligi'nde şu abi bütün ligler çok iyi. Baksanıza yani kanatlar fena. Correa var burada. Correa'yı geçen sene çok kullandık. Dribbling olsun, şutmez. Yani şöyle bir kartı bulamazsınız oyun başında. 84 şut, 86 dribbling, 85 pace. Yani inanılmaz bir forvet. Kanat da oynar, cam da oynar, forvet de oynar, her yerde oynar. İnaki Williams'ı zaten anlatmaya gerek yok. Bu sene kardeşi de geldi. Yani inanılmaz bir ikili olurlar. Nico Williams da çok güzel bir sağ açık. Orta sahaları da sevdim. Merino defansif anlamda CDM işini çok iyi görür. Roberto ona box to box iyi oynar. Daha ileriye dönük bir kart. Ansu Fati yine aynı şekilde etkili, hızlı kanatlardan biri. Yani dikkat ettiyseniz oyuncuları genelde hızlı. İşte en kötü skill'i 4, yani en kötü 3, yani zaten artık 3'ten aşağıda yok da en kötü 4 yapmaya çalışıyorum. Hızlı ve 4 skill olduğu zaman zaten oyuncu genelde meta oluyor. Defanslarda işte yüksek hızlı, beklerde yine aynı şekilde. Yani oyun genelde hıza dayalı olduğu için hızlı oyuncuları kullanmanızda fayda var. Şimdi şöyle bir Süper Lig kadrosu yaptım. Süper Lig'de bence gayet oynanabilecek durumda. Burada Davinson Sanchez sadece 3 kimya olacak. Galatasaray kartı gelmemiş. Biraz sol bekte sıkıntı var abi Süper Lig'de. Angelino çok yavaş. Yani 71 pace'de oradan çok içinden geçilir. Hızlanması iyi ama şeyi kötü. Sprinti kötü. 60. Yani ortalama 71 bir koşusu var. Yavaş. Onun dışında orta sahamız güzel aslında. Sadece biraz fiziksiz. O biraz beni düşündürüyor. Ama yine de bence oynanılabilecek bir takım. En azından başlangıç için. Yani Perez iyi. Davinson Sanchez iyi. Boye iyi. Orta saha zaten bu şeydeki Süper Lig'deki en iyi yer orta saha bence. Kırılgan olmasına rağmen Torreira çok iyi bir CDM, Fred çok iyi bir box to box. Aynı şekilde Gedson da her iki kısmı yapıyor zaten, görüyorsunuz yüksek yüksek. Fred de yüksek yüksek, aynen. Torreira tamam işte, tam bir CDM. Kanatlarda burada başka bir alternatif var mıydı? Bakayım bir dakika. Tete yerine başka bir alternatif olacağını sanmıyorum. Cengiz var, İrfan var. Yok, başka bir şey yok, aynen. Başka bir alternatif yok. Hani Kerem olsa, Kerem ters kanatta eksik kimya oynar. Ama o da çok iyi olmaz. Kimyasız oynamaması gerekiyor. Zaha tabii buradaki kilit noktalardan biri. Forvet'e Icardi ya da Dzeko tabii ki düşündük ama FIFA'ya uygun kartlar değil maalesef. O yüzden daha yüksek hızı olan Rebic'i koyduk. Yani böyle bir kadro da düşünülebilir. Tabii diğer takımlara göre biraz aşağı seviyede kaldı ama atıyorum paketten bir Zaha çıktı. Ne bileyim birkaç tane bir şey çıktı. Alıp diğer oyuncuları da alıp böyle bir şeye dönebilirsiniz. Rivals da sizi bir bence 5'e 4'e kadar götürür. Evet, bir de şöyle bir Premier Lig kadromuz var. Bu daha düşük bütçeli. Yani bu bildiğin 25-30K falan bu takım. Bu takımın en pahalısı herhalde Wan-Bissaka olur. Ya da Maduyeke falan olur. Daha zaten pace'lerden, hızlardan da anlayacağınız gibi çok çok iyi oyuncularımız yok. Bu harbi tam başlangıç kadrosu yani tam. Bunu böyle sen bu oyunun birinci, ikinci gününde yapabilirsiniz bu kadroyu. Çok rahat bir şekilde. Ya buradan aslında hani bu videodan kendinize şeyler de çıkarabilirsiniz. Hani kendiniz bu oyuncuları kullanarak bir hibrit de yapabilirsiniz farklı liglerden. En çok kullanılacak kartları gösteriyorum. Hani bir önceki kadroda da Joelinton vardı, ne bileyim. Maduyek oluyor, Wan-Bissaka oluyor. Hani bunlar hep kullanılan meta kartlar. Bunları da alıp kendinize bir hibrit bir takım kurabilirsiniz. Aynı zamanda. Geçelim Suudi Arabistan. Abi bunu yapmazsam olmazdı yani. Suudi liginde iyi oyuncular var. Özellikle Maximin, Mane, Malcolm. Ben Mane'nin falan bilmiyorum. Çok pahalı olacağını düşünmüyorum. Yani hani 200K falan bile olur mu bilmiyorum. Yani değişik market, değişik biliyorsunuz. Geçen sene Haaland oyun başlarında standart sürüm çıkana kadar kaça gidiyordu? 150'ye falan satılıyordu. 120'ye, hatta 80'e falan gittiğini gördüm. Ben o yüzden oyun başında böyle hani FP falan alanlar için bu kadro rahatlıkla kurulabilir.
Buranın defansı iyi. Defansı çok iyi bu arada. Ibanez çok iyi bir stoper. Yani Suudi Arabistan'da zaten hibrit yaptığım da var. Orada da kullandım. Bu tek Suudi ligi. Çok iyi stoper. Kolibali zaten oyunun bence en iyi stoperlerinden biri. Burada sağ bek yoktu. O yüzden Wan-Bissaka ve Henderson'ı kullandım. İngiliz bir teknik direktörle, pardon, Premier Lig olan bir teknik direktörle zaten fulleniyor. Maximin iyi, Ronaldo yani ben hala etkili olacağını düşünüyorum nedense bilmiyorum ama Ronaldo Ronaldo'dur. Orta saha biraz sıkıntılı burada yani şuraya daha böyle kim gibi işte Gedson Fernandes gibi, Fred gibi iki yönünde iyi oynayabilecek hızlı bir adam yok. Sadece o sıkıntı ama bence bu kadroda kötü bir kadro değil. Suudi Ligi'nden atıyorum bir Ronaldo çıkar, ne bileyim bir Maximin çıkar hemen bu takıma dönebilirsiniz. Arka yani diğer oyuncuların zaten çok pahalı olacağını düşünmüyorum. Şu 3 adam pahalı olur. Evet şimdi geldik karma takımlara, hibrit takımlarımıza. Dediğim gibi Suudi Ligi'ni kullanmıştım. Bu kadromuzda Suudi Ligi ve Almanya Ligi'ni kullandım. Suudi'den kim var? Maximin var, Kessié var, Ibanez var, bir de Mendy var. 4 tane oyuncumuz var. Onun dışında Alman Ligi söylemiştim. Malen, işte Werner, Openda bunları göreceğiz. Aynı zamanda Adeyemi falan bunları göreceğiz. Emre Can da çok iyi bir orta saha. Gerisini de Almanya Ligi yaptım. Bu kartların bence hepsine ulaşılabilir. Öyle ulaşamayacağınız bir kadro değil bu. Çok da güzel bir başlangıç kadrosu. Benim aklımda olan bir kadro. Ama tabii benim bir standardım olduğu için benim Inaki ile başlamam lazım. O yüzden ben Inaki'li kadroya yöneleceğim. Ama tabii duruma göre bakabiliriz abi yani bu kadro benim çok hoşuma gitti. Çünkü niye? Her bölgesi çok iyi. Kesi inanılmaz iyi bir kesici. Emre Can çok iyi bir box to box. Zaten yüksek yüksek mi? Yok, medium high'miş. Maximin Malen kanatlarda uçak, yar uçakları. Openda Werner ileriyi deler yani. Bekler iyi. Frimpong, yani burada evet Frimpong biraz pahalı olabilir. Çünkü Frimpong bence oyunun şu anda top 3 sağ bekinde diye düşünüyorum Gold'larda. Lacroix Ibanez, belki Lacroix yerine bir Kim Minje olabilir. Ama o da kimyadan mı olmuyor bilmiyorum ama kimya bence her türlü olur. Lacroix, Ibanez, Mendy çok güzel bir takım. Kusursuz bir takım. Bence kusursuz bir takım. Hani şurasını değiştirebileceğim dediğiniz bir yer bence yok. Bu kadroda aklınızda bulunsun. Evet şimdi geldik Premier Lig, Bundesliga. Yani farklı oyuncular kullanmaya çalıştım. Size dediğim gibi hani meta oyuncuları göstermeye çalışıyorum. Siz bu oyuncuları alıp kendinize göre de bir kadro yapabilirsiniz. Az çok kullandığım oyuncular zaten benim. Nubs'u kullanmıştım. Adeyemi'yi bir önceki kadrolarda kullanmıştım. Burada ekstra olarak Mokoko var. Çok çok iyi bir kart değil ama hani oldu da paranız çıkmadı. Bir tek yer boş kaldı. Oraya denenebilecek bir oyuncu. Paris Mokoko Adeyemi zaten ileri üçlü gördüğünüz gibi hızlı. Bir tek Mokoko biraz yavaş. 80 pace'i var ama buraya da Werner alabilirsiniz. Veya Openda. Joelinton, Willock, Nobs yine. Biraz daha kadınları kullandık bu kadroda. Yine güzel bir sol bekimiz var. Biraz hızı yavaş ama defans ve fiziği biraz daha iyi. Yani şey bir kart. Biraz dengeli bir kart. Gomez Timber çok güzel bir ikili stoper olarak. Frimpong yine oyunun en iyi sağ beklerinden. Ve Flecken. Yani bu da daha ucuz diye düşündüğüm bir Premier Lig Bundesliga hibrit takımı. Ve evet geldik benim kadroma. Yani benim yapacağım kadro büyük bir ihtimal bu olacak. Inaki olacağı için benim zaten Inaki Muriel abi. FIFA'da değişilmez başlangıç ikilim. Ya Kore olur ya Inaki olur. Ya şey pardon ya Inaki Kore olur ya Muriel olur. Inaki'nin yanında. Inaki Muriel inanılmaz bir ikili zaten. Burada Inaki olmazsa Inaki'yi buraya çekip Kore'ye atacağım. Nico Williams, Zaçakni, Serci Darder bak çok ekstra bir adam bence. Yani orta saha için çok iyi. Sadece tek sıkıntısı Medmed olması. Orta. Ama bence statlarıyla birlikte onu kapatacaktır. Hatırlıyor musunuz FIFA 23'te miydi, 22'de miydi? Canales vardı. Canales'le oynuyordum ben. Gold Canales'i orta sahada kullanıyordum. O tarz bir oyuncu bence oldukça iş yapacaktır. Zambo zaten abi high mat. Keşke mat high olsaydı. Defansifi keşke high olsaydı ama yine de çok güzel bir kart. Fiziği iyi, defansı iyi. Ondan sonra driblingi iyi. Boyu da sanırım şeydi ya. Bakayım bir. Boyu da uzundu diye hatırlıyorum. Aynen boyu da 1,84 fena değil.
Çok güzel bir kart bu da. Defans güzel, Kalulu biraz kısa ama hızlı bir stoper. Hermoso oyun başarı için oldukça meta. Alex Balde çok iyi bir bek. Lazari defansı biraz eksik ama hızlı bir bek. Unai Simon. Yani ben bu kadroyu yapmayı düşünüyorum. Tabii çıkacak oyunculara bağlı yani. Abi atıyorum şimdi gider bir Mbappe çıkar. Direkt Lig 1'e kayar takım. Ya da Haaland çıkar. Premier Lig'e kayar. Ama ben büyük bir ihtimalle zaten hibrit yapacağım. Kadrolar bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kaç tane kadro baktık? 11 tane kadro bakmışız. Bu 11 kadroda kullandığım oyuncuları gördünüz. Hiç vazgeçemediğim oyuncular da var. Değiştirdiğim oyuncular da var. Siz de bunlara göre kendinize bir kadro yapabilirsiniz. Benim tavsiyem İspanya ile İtalya'yı bir şekilde kullanın. Yani İtalya Almanya olur, İspanya Almanya olur, Almanya ne bileyim Premier Lig olur. Ondan sonra İtalya Premier Lig olur, İspanya Premier Lig olur. Bence İtalya ile İspanya'yı boş geçmeyin. Çok güzel kartlar var. Aynı şekilde bence Bundesliga'yı da boş geçmeyin. Ben Bundesliga'ya da kaydım yani. İtalya, İspanya düşünüyordum ama şu Bundesliga kadrolarını gördükten sonra benim de bir fikrim değişti. Abi çünkü ilerisi çok iyi. Adeyemi var, Werner var, Openda var. Sağda bir de Malen var da aynen. Openda, Adeyemi, Werner, Malen. Yani şu dörtlü için bile Bundesliga'ya gidilebilir. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Umarım güzel bir sezon olur hepimiz için. Şanslı, güzel paketlerin açıldığı, güzel kadroların kurulduğu, güzel galibiyetlerin, güzel başarıların elde edildiği bir sezon olur. Oyun 20'sinde Çarşamba günü indirmeye açılıyor Ultimate Edition alanlar için. Cuma günü de 22'sinde yine Ultimate Edition alanlar için oyun başlıyor. Standart sürüm alanlar 29'unda girecek. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Abone değilseniz de kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.